Akşam araba. Bas terminal modunun 1.36 versiyonu paylaşımda. Öncelikle mod yöneticisinden başlayalım. Nasıl çalıştırmanız gerektiğini anlatayım. Gereksiz sorular gelmesin. En azından bu kadarını izleyebilir arkadaşlar herhalde. Şimdi bir adet base ve 6 adet addon'umuz var. Base dediğimiz modun ana dosyası diyebiliriz. Ana mod diyebiliriz daha doğrusu. Asıl mod. Eğer hiçbir DLC'niz yoksa sadece bu base'i çalıştırmanız yeterli. Yani oyunu aldınız, hiçbir DLC almadınız. Sadece bas terminal 1.36 base'i çalıştırıyorsunuz. Bu tarafa atıyorsunuz. Onun dışında diyelim ki sadece İtalya var. Sadece İtalya'yı base ile birlikte atıyorsunuz. Base'i atıyorsunuz, yanına da İtalya'yı. Ben de bütün DLC'ler olduğu için hepsini attım. Eğer mesela bende Road to Black Sea olmasaydı bunu buraya atmayacaktım. Bunu kaldırmam gerekecekti. Atarsam da muhtemelen sorun çıkaracaktı. O yüzden buna dikkat edin. Hangi DLC'leriniz varsa harita için sadece onları aktif edeceksiniz. Base'i kesinlikle aktif ediyorsunuz. Base olmadan hiçbiri çalışmaz. Base'in üstüne de elinizde harita DLC'si, bu 6 DLC'den hangisi varsa, hepsi varsa hepsini aktif edin. Hatta hani hepsi vardır, belki İtalya'da otogar çıkmasın derseniz bunu aktif etmeyebilirsiniz. O ayrı mevzu. Ama elinizdeki DLC'lerde çalışması için bunları da aktif ediyorsunuz. Aynı şeyi birkaç kez söylemiş gibi oldum ama anlamayan çok arkadaş oluyor. O yüzden üstüne basa basa söylüyorum. Base, yanına da hangi DLC'niz varsa onun addon'unu aktif ediyorsunuz. Buraya attık. Üzerine bende mesela Naturalix var şu anda. İşte ses modu var. Next Gen var. Bir de otobüs modum var. Şu anda aktif olan bendir. Eğer sorun yaşarsanız herhangi bir şeyde bunları en üstte tutmaya çalışın. Aynı bu sırada yapabilirsiniz. Şunların sırası fark etmiyor bu arada. Bunların sırası önemli değil. Hatta base'i de üstte atabilirsiniz ama genelde bu şeylerin raconu mu diyelim artık, oluru mu diyelim. Base olan en altta olması daha mantıklı. Şimdi oyuna girelim. Yükleme ekranı da biraz bekletecek Naturalix'ten dolayı. Ama ona da alışınca olmadan biraz zor oynanıyor. Şimdi oyunda bayağı bir otogar oldu. Daha önceki versiyonda 1.35 için çıkardığımda mevcut otogarlara veya duraklara eklemiştim işleri. Otogar olmayan veya durak olmayan şehirlere ekleme yapmamıştım. Şimdi bu versiyonda Going East'te yok. Going East'teki bütün şehirlerde zaten vardı durak ya da otogar. O yüzden orada şu anda hepsi var. Gerçi şey ekledim mi hatırlamıyorum. Going East'te de mesela daha önceden otogar ya da durak vardır ama benim eklemediğim bir yer varsa orayı da ekledim. Yani o yüzden onu ekstra söylemiyorum. Ama mesela İskandinavya, İtalya ve Fransa, bir de Baltık derecesi. Bunlarda daha önceden olmayan otogarlar eklendi. Özellikle Fransa ile Baltık'ta bayağı bir şey eklendi. Yaklaşık 10-15 civarı ikisinde de. Yani toplam bakarsak 20-25 civarı galiba var. Ekstradan gelen otogar eski DLC'lerde. Yeni DLC'de de sadece 5 şehirde otogar vardı. Road to Black Sea'de. O 5 şehirdeki otogarı aktif ettim. Onun dışında da
Bütün şehirlere otogar koydum. Durak değil, bu sefer hepsine otogar koydum. Eski derecede yine duraklar da var. Onun için yani bunu zor yetiştirdim zaten. Eski şehirlerdeki durakların olduğu şehirlere daha doğrusu otogar koyacak vaktim yok şu anda. Şu anda gündüz yapayım. Şu an neredeyiz? İstanbul'dayız şu anda. Dünkü videonun yorumlarında istedikleriniz veya işte yanlış yaptığım şeyler vardı. Bir iki tane benim de gözüme çarpan. Söyleyin demiştim. Mesela burada ışıklandırma yoktu. Şu ışıklandırmaları falan da. Şuraya şöyle bir abi koydum çalışıyor. Neyse onlar ekstra ayrıntı zaten. Onlara şimdi girmeye gerek yok. Otogarların da hepsinde ışıklandırma var artık. Şimdi birkaç tane otogar göstereyim size ekledim. İşte İstanbul'a buraya ekledim. Dünkü videodan zaten seferde görmüşsünüzdür. Şehrin bayağı bir dışında kalıyor. Onun dışında mesela Fransa'da eklediğim bir tane var. Ha, eklediğim birkaç tane var da en sevdiğim bu oldu. Nerede yerini bulabilirsem. Ha, buradaymış zaten. Burası normalde düz giden bir yoldu. Buradan böyle bir köprü çıkarıp şuraya ekledim otogarı. Deniz manzaralı otogar. Onun dışında neresi var mesela? Bakayım yeni haritadan. Genelde böyle güzel yerlere eklemeye çalıştım. Şehirlerin en uygun yerlerini ekliyorum tabii ama genelde güzel görünecek yerlere eklemeye çalışıyorum. Mesela Kalaraşı, buna bir bakalım. Birkaç tane göstereyim size ki hem de bu arada görmüş olalım. Sıkıntı var mı yok mu? Çünkü bütün otogarları tek tek tekrardan kontrol etme şansım olmadığı için. Burada nereye eklemişiz bakalım. Şöyle bir yoldan sonra buraya eklemişiz. Bir iki tane daha bakalım. Özellikle yeni haritadakilerden bakacağım. Tekirdağ var zaten. Bura nereymiş? Ha, Edirne burası. Yukarılara çıkalım. Pernik. Pernik'e bir bakalım. Genelde haritanın oyunda görünmeyen yerlerine, yani gidilmeyen yerlerini açık oralara ekledim. Haritanın normal yerlerini bozmamak adına. Burada da mesela böyle bir şey yapmışız. Şuraya eklemişiz. Hemen başka bir tane daha bakacağım. Galati var mesela. Galati'ye bakalım. Neredeymiş? Ezberi de bilmiyorum nereye eklediğimi. Her şehrin farklı yerleri var tabii. Hı, bulamıyorum. Galatiye yoksa koymadık mı ya? Koymuşuz buradaymış. Galata bayağı büyük bir şehir, o yüzden demek ki. Şöyle bir otobüsü kondurup bakalım.
Nereden gösteriyor? Bayağı büyük şeymiş. Yani bu otogar da güzel oldu. Burada da böyle bir yol yoktu. Şurası şöyle devam eden bir yol burada. Şöyle gelinen bir yol var. Şuradan şöyle geçiş var normalde. Şuraya bir yol açtım. Buraya şöyle bir köprü ekledim. Köprüden geçip otogara gidiyorsunuz falan. Yani elimden geldiğince güzel görünmelerine önem verdim bu sefer. Yapabildiğim kadar diyelim. Şartların el verdiği kadar. Ben harita modcusu değilim, o yüzden çok büyük beklenti içinde olmayın. Ama dediğim gibi mümkün olduğunca güzel yapmaya çalıştım. Şimdi hazır buradayken o zaman şuraya bir konalım, buradan iş alalım madem öyle. Bir tane iş yapalım. Şimdi öncelikle nakliye piyasasında yük piyasası aktif olması için Dorse bağlamamız gerekiyor. Şu an benim Dorsem bağlı olmadığı için yük piyasası görünmüyor. Elimde var mı hazır? Bunu bir satayım, baştan alayım onu da. Şimdi Dorse alımı diyorsunuz. Şuradan Deadbeat logosuna tıklıyorsunuz. Burada şu an bir tanesi görünmüyor. Muhtemelen defte bir yanlışlık yapmışımdır. Sizin indirdiğinizde düzgün olacak bu. Videodan sonra hemen düzeltirim. Daha upload etmedim şu an bunu zaten. Siz videoyu izlediğinizde upload edilmiş, paylaşılmış olacak zaten. B tipi diyor. B tipini alacağım ben. 403 için. Burada hepsi, yani şunun için onu da söyleyeyim. Burada hepsi passenger diye görünüyordu. Şuralara type B, buralara yazdırdım. O yüzden bir karışıklık olmuş. Onu da dediğim gibi düzeltirim. Siz görmezsiniz bile onu. Hatta A tipi de burada çıkıyor mesela. Şasiden seçebiliyorsunuz alırken. Sadece o kısımda bir muhtemelen yanlışlık olmuş. Şasiden seçip yapabilirsiniz. Satın al diyelim. Garaja göndereceğiz. Bu arada Dorse'yi takmak için Dorse yöneticisine giriyorsunuz. Kullan diyorsunuz. Ondan sonra Dorse'yi otobüse takmak için normalde o garaja gidip almanız gerekiyor ama sıfır kamerasını kullanabilirsiniz. Uzaktaysanız şu an benim olduğum gibi. Sıfıra basıp F9'a bastığınız anda arkaya takıyor Dorse'yi. Pardon. Şimdi otobüsü bir çalıştıralım. Biraz geriye alıp tekrar ileri alacağım. İşler çıksın. Yük piyasası aktif oldu şimdi. Gördüğünüz gibi tonajlı geliyor yükler. 3 tondan başlamış. 22 ton mu var en fazla? 22 tona kadar gidiyor. Bu kullandığınız otobüse göre değişir. Yani 22 tonu belki benim otobüs çekebilir veya çekemez, bilmiyorum. Deneyelim hatta. Belki çekemeyebilir 22 tonu. Eğer kullandığınız otobüs uygun değilse, çekemiyorsa anten ters. Tamam, pek hoş olmadı bu espri. Yani çekemiyorsa daha hafif bir yük alırsınız. Orada şunu düzelttim mi hatırlamıyorum ama enter'e bastım yanlışlıkla. Yük alma alanında olduğum için direkt yolcuları aldı. Ben servis için basmıştım aslında. Kaç
Kaç? 208 kilometre. İyi. Bu arada 22 tonu çekiyor araç. Biraz yavaş hızlanıyor ama problem yok. Zaten bizim istediğimiz de o. Yük ağırlık verince çekişten biraz düşmesi lazım ama. Eldeki imkanlar dahilinde ayarlamaya çalıştım. Eski yolcu modlarında daha önce yapılmış bir sürü yolcu modu vardı biliyorsunuzdur belki. Genelde dorselerde çarpma sorunu falan yaşanırdı. Çünkü belli bir standarda göre yapıyorlardı. Hatta yanlış bilmiyorsam bir modeli hayalet dorseyi herkes kullanmış. Benim gördüğüm kadarıyla. Ve hayalet dorsayı da sıfırdan yaptım. Hatta 10 çeşit yaptım işte hani her otobüse uygun bir tane illaki çıkar diye. Deneyip bulabilirsiniz. O yüzden pek çakma sorunu yaşamıyoruz. Çakma nadir böyle denk gelirse nasıl diyelim ona hani binde bir mi diyelim, 40 yılda bir mi diyelim, hangi terim uygunsa artık. Çok nadir olarak çarpma durumu belki olabilir. Ki benim başıma pek gelmedi aslında. Ama tabii her otobüs buna uygun yapılmıyor. Ben daha önce özellikle Türk otobüslere, yolculara defalarca hatırlatmama rağmen ya ilgilenmediler büyük ihtimalle. Gerçi modlarını normalde bile güncellemedikleri için çok da şaşırmamak lazım. Ama otogar moduna uygun hale getirmek için daha önce söyledim yine söylüyorum bu bir sır değil. Locator'ını ortaya almaları lazım. Bunu mod yapmayı bilen arkadaşlar bilir hani şimdi o neymiş diye sormayın. Bilmiyorlarsa da mod yapmayı bıraksınlar zaten. Güzel yollar var ya. İş çıkmıyor diyen arkadaşlar oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Yeni profil açarsanız özellikle birazcık haritayı açmadan, şehirleri dolaşmadan iş çıkmayabilir. Bu normal işlerde bile bazen oluyor. Yani niye olduğunu bilmiyorum ama. Mesela İstanbul'dasınız, atıyorum Tekirdağ'ı açmadıysanız iş çıkmayabiliyor falan. Kilitlendik mi? Bu arada dünkü videoda da söylemiştim. Natura Lux güncel versiyonunu indirmedim. 1.35 versiyonunu kendim normal çalışabilir hale getirdim. O yüzden arada böyle bir donma veya oyundan atma yapabiliyor. Artık bu videoda olursa da şansımıza.
Bu arada ben daha yeni fırsat bulup şu anda ilk kez Romanya, Bulgaristan tarafına ulaşıyorum. Şu an neredeyim onu da bilmiyorum. Romanya, Bulgaristan mı? Ya bütün şehirleri otogar ekledim ama daha henüz dolaşmaya fırsat bulamadım. Delici çıktığından beri zaten vaktim olmadığı için bu kadar gecikti otogar modunun güncellenmesi. Aslında Delici'yi halletmeden normal modu da paylaşabilirdim ama şimdi bayağı bir değişiklik yaptım otogar modunda. Belki kullanırken siz fark etmeyebilirsiniz ama hani en basiti mesela yüklerin sıfır ton olmaması gibi. Bunları yaparken de bayağı bir teknik ayrıntı var. Arka planda benim üzerinde çalıştığım. Bayağı vakit aldı. Yapmışken bütün derecelere uygun olması için de yeni DLC'yi de özellikle dahil edip çıkarmak istedim. O yüzden gecikti. Şimdi tabii ben böyle anlatıyorum da yabancı arkadaşlar hiçbir şey anlamayacaklar. Onlar böyle bakıyorlar, gelip indiriyorlar, kullanıyorlar falan. Aslında videoları İngilizce mi çeksem? Bu sefer de Türk arkadaşlar niye Türkçe dinleyecek? Altyazı hazırlayayım diyorum. Altyazı da çok vakit alan bir şey. Aslında böyle İngilizcesi iyi olan arkadaşlar videoya altyazı hazırlasa çok güzel olur. Çünkü özellikle bu terminal modundan dolayı çok fazla takip eden yabancı var. Böyle videoyu çekiyoruz, izliyorlar. Ne diyor bu diyorlar yani kendi kendine. Altyazıları izleyenler de güncelleyebiliyorlar kanala. Abone olanlar güncelleyebiliyorlar. O özellik açık. Hani hayrına yapmak isteyen olursa yapabilir. Zaten tamamını altyazı yazmaya da gerek yok aslında. Önemli yerler yazısı da yeterli olacak. Bilmem ileride belki altyazılı videolar çekmeye başlayabilirim. Yükümüz de var, unuttum ben onu. Neyse karşıdan gelen en azından. Otobüs moduyla oynamanın en sevdiğim yanı bu. Mesela tırlarla oynadığınız zaman, virajlarda retarderi çektiğiniz zaman neredeyse kesin diyebilirim, savruluyorsunuz. Ya yatıyorsunuz ya işte dorse atıyor. Ama otobüsle oynarken özellikle virajda retarderi çekmek çok zevkli oluyor. Çarpmayın da birbirinize. Bana da çarpmayın. Korktum ya çarpacaklar diye. Bu arada bu otogar modunu ileride paralı yapacak mıyım? Evet, düşünüyorum. Bilginiz olsun. Çünkü
Çok değişik fikirlerim var. Çok çok vakit alacak. Fikirler. Ama yapabilirsem çok güzel olacak. Bu kadar vakit harcayıp da ücretsiz paylaşmayı da düşünmüyorum açıkça söyleyeyim. Otogarda farklı firmalardan iş almak gibi. Geçenlerde bir fotoğraf paylaşmıştım size neyi çağrıştırıyor diye. Orada onun testini yapıyordum bir yandan. Denemeler yapıyorum. Yani işleri otogarın kapı girişinden almayacaksınız. Gidip perrondan alacaksınız. Mesela Kamil Koç'tan iş alacaksınız. Gidip başka bir şehirde yine Kamil Koç Peru'na bırakacaksınız yolcuyu gibi. Böyle bir düşüncem var. Dediğim gibi böyle bir şey yaparsam onu ücretle yapmayı da şey yapıyorum, planlıyorum. Şimdiden söyleyeyim. Otogarı da güncellediğimize göre artık kamyoneti bitirebiliriz. Sanıyorum bir ay içinde falan biter. Aslında şu an oynanabilir durumda ama artık beni takip edenler az çok biliyordur. En azından 403 modunu alıp kullananlar en azından biliyordur. Yaptığım şeyin modun neredeyse hatasız olmasını istiyorum. Ona özen gösteriyorum. O yüzden şu anda bile paylaşsam oynanabilecek durumda aslında ama benim içime sinmeden satışa çıkarmayı düşünmüyorum açıkçası. O yüzden tahmini bir ayı bulur diye düşünüyorum. Aa, sanıyorum bu şey Carrefour'un içine koymuştum otogarı bir şehirde. Carrefour var, onun arka tarafına koymuşum. Burası o galiba. Bakalım. Olmayabilir de tabii ama. Yo, o galiba, aynen. Carrefour'un arkasında. Aa, yok ya, bu yaşı neymiş, yaş diye okunmuş. Yaşta zaten vardı otogar, bunu ben eklemedim. Zaten sağ taraftaymış, lanet olsun. Tıra basmayayım. Şansımı denemek istiyorum. Tutturamazsak basarız. Her zaman. Bu yüzden işte modları geç çıkarıyorum. Bu otobüsle genelde tutturabiliyorsunuz. Çünkü Dorsesi de otobüste hepsini ben yaptığım için tam cuk diye uyuyor. Bu da böyle challenge gibi bir şey ya. Yani. Dün bahsetmiştim videoda. Yine söyleyeyim.
Mesela işi bıraktım, şuradan mevcut şirkete ait iş teklifleri dersem, işi bıraktığım otogardan tekrar iş alıyorum. Hatta bunu da gideyim. Bak bu kısaymış. 84 kilometre diyor. Bir de uzasın önemli. Galatya var. Biz şu Bacao mu bakalım artık nasıl okunuyorsa bunu alalım. Bakın yolcuyu aldı direkt. Eğer bu şekilde yaparsanız tekrardan çıkayım. Kapının oradan işte işi alayım. Gidip yolcular alayım yapmanıza gerek yok. Aynı şey havası veriyor. Yani yolcuyu bıraktım ben bu perona. Bekledim biraz. Buradan da yolcuları aldım. Devam ediyor gibi. Hava veriyor. O yüzden tavsiye ederim bu özellikle kullanmanızı. Yani oyun tır simülasyonu olduğu için biz elimizden geldiğince otobüs terminali ya işte otobüs simülasyonu havası vermeye çalışıyoruz ama tabii imkanlar kısıtlı. Oyun tıra göre yapıldığı için her zaman söylüyorum bunu. Aklımızda bir sürü şey var, bir sürü fikir var ama hayata geçiremiyoruz işte maalesef. Selçuk Bey SCS'ye geçti ya, belki halimizden anlar o. Bizim dilimizi biliyor. Şu oyun motorunda en azından doğru sesi çalma gelse süper şeyler yapılabilir. Dorsesiz dişalma yapamadığımız için işte otobüsler mecburen dorse takmamız gerekiyor. Atma. O da tabii konsolda böyle. Gerçi bu hatalar otogarla alakalı değil. Natrolux'un verdiği hata vardır. Yine de hani orada görünmese de şu anda söyleyeyim. Dorse ile alakalı hata veriyor. Hatta onu bilerek verdiriyorum diyebilirim de yani. Yani bilerek dorsal lastiklerini hata verecek şekilde ayarladım ki servise gittiğiniz zaman hayal et dorsaya normal lastik takmayın diye. Yani bu mesela bilerek yaptığım bir şey. Ben hep diyorum ya benim yaptığım modlarda konsolda hata olmaz ya da işte çok az olur diye. Bunu da böyle hani hava atmak için söylemiyorum ama gerçekten çok kontrol ediyorum. En ufak hatayı bile düzeltmeye çalışıyorum. Ama mesela az önce söylediğim şey benim bilerek yaptığım şey dediğim gibi amacı var. Oyun bazı şeylere izin vermediği için mecburen bazı durumları artık ne diyelim ilkel yöntemlerle mi diyelim? Yani farklı çözüm yolları deniyoruz. Oyuna bilerek hata verdirmek gibi.
Bu arada videoyu biraz uzattık tabii ikinci işe alıp ama ben de pek sevmiyorum kısa video çekmeyi ya. Zaten oyunu da doğru düzgün oynayamıyorum kimsem olup. Biliyorsunuz hani video çekerken bir yandan oynuyorum aslında sadece. Ne multiplayer oynuyorum ne single oynuyorum. Oyunda 2000 saatin üstünde yanlış hatırlamıyorsam Steam'deki şey rakam. Yanlış hatırlıyordum olabilirim, aklımda öyle kalmış. Bunun çoğu mod yaparken geçti testlerde falan. Kahveye geldik. Basmaya başladım. Hadi bakalım. Öldürün aslanlar. Duvar varmış, bunu kaldırmamış. Kimse görmedi, ona göre. Bakayım, aynen. Şöyle, şimdilik sıfır kamerasıyla geçeyim de. Tamam, düzeltirim. Ama bu başka bir şey ya. Şöyle yapalım. Başka bir şey. Onu da düzeltiniz. Neyse sıkıntı değil. Siz bu videoyu izlediğinizde o çoktan düzeltilmiş, size öyle paylaşılmış olacak. Olur öyle şeyler. Dediğim gibi bu o kadar otogara ekleyince arada bazı şeyler gözden kaçıyor. Hadi lan bu sefer de tutturursam. İyi ya bu. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik efendim. Bir sonraki videoda ve yeni modlarda görüşmek üzere. Ha, şey gibi oldu bu da. Haber spikerlerinin kapanış konuşması gibi oldu. Bura nereymiş? Bakao değil mi? Şurada bir sıkıntımız var, ona bakacağız. Bakacağız. Ben bunu nereye koymuşum? Ha, tamamdır. Tamam, hallederiz. O zaman herkese iyi oyunlar. Hoşçakalın.